Merhabalar herkese. İsmim Hasan Çoltuk. Nebula Bilişim'de sistem ve güvenlik mühendisi olarak çalışıyorum. Hoş geldiniz webinarımıza öncelikle. Bugün webinarımızda SolarWinds ürününün özelliklerini anlatacağız. Neler olduğundan bahsedeceğiz. Müsaadenizle başlayalım. SolarWinds ürünü ve şirketi 1999 yılından beri faaliyet gösteriyor. Amerikan menşeli bir şirket. Merkezi Texas'ta, Singapur'da ve İrlanda'da technical support imkanı da sağlayan ofisleri mevcut. Dünya çapında toplamda 150 binden fazla müşterileri var. Ayrıca ekranın sağını gördüğünüz gibi Fortune 500 şirketlerinin 400'ünden fazlası ve Global 2000 şirketlerinin %45'inden fazlası SolarWinds ürünlerini kullanıyor. Network Management ve Sistem Management konusunda dünya lideri bir firma ve ürünlere sahip. Toplamda da 170 ülkeden her çeşit, her büyüklükte account'la, şirketle çalışır vaziyette, entegre durumdadır. Genel olarak bahsetmek gerekirse SolarWinds ürünleri network ve sistem yönetimini oldukça kolaylaştıran modüllere sahiptir. SolarWinds çatısı altında bulunan modüller, her bir modül farklı işlevi sayesinde IT yöneticilerinin sistem ve network üzerindeki hakimiyetini artırır ve güzel, efektif dashboardlar sunarak sizin hem bilgilenmenizi hem de hakimiyetinizi artırır. Genel olarak mantığı bu şekildedir. Şimdi ekranda gördüğünüz sunuda toplam 5 farklı section, 5 farklı bölüm görüyorsunuz. Network Management, Systems and Application Management, Security Management, Database Management ve Tools olmak üzere. SolarWinds problemlerini, çözmek istediği problemleri bu 5 başlık altına bölmüştür ve her biri, bu gördüğünüz performance, configuration, device tracking problemlerin ismidir. Her bir problem için bir çözüm üretmiştir ve bu her bir çözüm birbirinden bağımsız olarak bulunan modüllerdir. Biraz genel yapıdan bahsedelim. Şu anda ekranda gördüğünüz bu yeşil ve turuncu kısımlar her biri birer modüldür. İsimleriyle görüyorsunuz. Web Performance Monitor, Server and Application Monitor, Virtualization Manager gibi. Bağlı olduğu hangi problemi çözdüğünü, hangi yapının altında çalıştığında ekrandaki sunumdan görebilirsiniz. Bu bahsettiğim gibi bunların her biri birer modüldür. Şimdi öncelikle modüllerimizden kısaca bahsedeceğim. Neler olduğunu anlamanız için. Daha sonra hepsinin detaylarını, özelliklerine iniyor olacağız webinar boyunca. Network Management section'ın altında toplamda 6 adet modülümüz var birbirinden farklı olarak. Network Performance Monitor, NPM dediğimiz modül, SolarWinds'in en temel modülüdür. NPM modülü sayesinde bir network envanteri çıkartırsınız ve bunun belli monitörleme işlemlerini, kaynak takiplerini yaparsınız. Network Configuration Manager diğer bir modülümüzün ismi. Bu modülde ise ağınızda, envanterinizde bulunan cihazların konfigürasyonlarını yönetirsiniz ve bunların backup'larını alabilirsiniz. NTA modülümüz Traffic Analyzer. Flow verisi açık olan cihazlarınızı monitörler ve bu flow datasını anlamlı dashboardlarla size gösterir. Bu sayede ağınızdaki bulunan flow verisinin akışını takip edebilirsiniz ve yoğunluk ölçebilirsiniz. Hem de uygulama bazında da size bazı dashboardlar sunar. IP Address Manager, network'ünüzde bulunan IP adreslerinin yönetimiyle, dağıtımıyla ilgilenen modüldür. User Device Tracker, diğer bir modülümüz. Ağınızda bulunan switchlerin, routerların, port kullanımlarını, kapasitelerini ve kullanıcıların bu cihazlar üzerindeki otantikasyon durumlarını monitör eder. VoIP and Network Quality Manager, adından da anlaşılacağı üzere voice over VoIP değerleri ve bunların kalitesine ait metrikleri takip eden ve size sunan modülümüzdür.
Diğer başlığımız Systems and Application Management kısmında sistem ürünleri bulunuyor. Bunların en temeli ve bilineni Server and Application Monitor'dur, SAM modülü. Sunucularınızda bulunan uygulamaların takibini bu modül aracılığıyla yapabilirsiniz. Kendi default olarak çok sayıda bileşene, uygulama şablonuna sahiptir incelemek üzere. Onun dışında sizin kendi kullandığınız, sahip olduğunuz bir uygulama, bir yazılım varsa onların da metriklerini takip edebileceğiniz, hangi sunucuda, hangi verimde çalıştığını görebileceğiniz modülümüzün ismidir. Web Performance Monitor, bu modülümüz ise ilk başta bahsettiğim NPM modülünün, Network Performance Monitor'un web performansa göre ayarlanmış halidir. Web sunucularınızı Web Performance Monitor'la kontrol edebilirsiniz. Virtualization Manager yine bizim en temel modüllerimizden bir tanesi. Sanal sunucuların takibine yönelik olarak hazırlanmış ve oluşturulmuş bir sunucudur, modüldür. Virtualization Manager ile Hyper-V veya VMware ortamınızı monitör edebilirsiniz. Gerekli metrikleri takip edebilirsiniz. Storage Resource Monitor da yine bizim storage özelinde evrimleşmiş modülümüzün ismi. Storage'ınızda bulunan her türlü yapıyı, diskleri, anlık durumlarını, erişilebilirlik değerlerini kontrol edebileceğiniz kısım da burasıdır, bu modüldür. Security başlığı altında şu modüllerimiz de mevcut. Log and Event Manager, SolarWinds'in CM çözümüdür. Real-time log akışını alır ve istenilen tarih aralığında bu logları kullanmanızı, takip etmenizi sağlar. Patch Manager, adından anlaşıldığı gibi ayrı bir modüldür. Hem Microsoft hem de third party uygulamaların patchlerinin yönetimini, izlenmesini ve takibini yapabileceğiniz modülümüzdür. Serve View Secure File Transfer ise bizim FTP serverımızdır. Web arayüzü üzerinden network'ünüz için de dosya transferlerini bu modülle yapabilirsiniz. Diğer bir modülümüz, en önemli modüllerimizden bir tanesi Network Configuration Manager. Bahsettiğim gibi, az önce de bahsetmiştim, konfigürasyon cihazlarınızın konfigürasyonlarını alır, yönetimini ve backup'larını tutmayı sağlar. User Device Tracker ise bizim otomatik olarak device detection yapabildiğimiz, aynı zamanda switchlerimiz üzerinde, router'larımız üzerinde port port inceleme yapabildiğimiz, her bir port özelinde gerekli işlemleri takip edebildiğimiz ve uygulayabildiğimiz modül ismidir. SolarWinds'in aynı zamanda database özelinde de ürünleri bulunuyor. Database'inize ait performansınızı takip etmek için Database Performance Analyzer isimli bir modül var. Bu modülümüz SQL'le, Oracle'la, MySQL'le, yine AWS tarafında da uyumlu şekilde çalışabiliyor. Buralarda bulunan veri tabanlarınızın gerekli monitörleme işlemlerini, takip işlemlerini yapabiliyorsunuz. Tools kısmından bunlardan bağımsız olarak IT yöneticilerinin ihtiyacı olabilecek bazı çözümler sunuluyor. DMV Remote Support dediğimiz ürün, DMV Remote Support dediğimiz ürün bir mini remote kontrol aracı. Bulunan çalışma arkadaşlarınıza müdahale etmek istediğinizde uzak bağlantı sağlayan modülümüzün ismi mini remote kontrolde onun bir versiyonu. Web Helpdesk yine kullanıcılardan gelecek taleplerin ticket usulü takip edilebildiği, açılabildiği bir iş takip uygulaması gibi düşünebiliriz. Network Topology Mapper ise bir otomasyon yazılımı çalıştırdığı Discover opsiyonuyla, modülüyle network'ünüzü bir dashboard haline getirip topolojiyi daha rahat yönetmenizi sağlıyor. Geçelim. Yine Tools başlığının altında bir Engineer's Toolset isimli bir modülümüz var. Bu da genel bir tool. İçinde 50 farklı farklı tool'u da barındırıyor. Port Scanner, Switch Port Mapper gibi, MAC Address Discovery gibi, Traceroute gibi işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan bir paket yazılım gibi düşünebilirsiniz. Mobile Admin ise tüm bu bahsettiğim aslında modüllerin mobil olarak takibini sağlayan bir uygulamadır. Sistem yönetimini ve network yönetimini ve bu sahip olduğunuz daha önce bahsettiğim modülleri mobil uygulama üzerinden yönetmenizi sağlar. QVC Stock Server ise sadece Sysdog üzerinde özelleşmiş Sysdog loglarınızı takip edebileceğiniz, bunun üzerinde barındıran modülümüzün ismidir.
Şimdi bir özet geçmek gerekirse temelde bu 9 ürünümüz aslında SolarWinds'in temel demirbaşlarıdır. Network Performance Monitor, NPM dediğimiz zaten en temel modüldür bahsettiğim gibi. Bunun dışında da diğer modülleri görebilirsiniz. Bu Integrated Products kısmında da az önce size bahsettiğim Utilization Manager, Patch Manager, Engineers Toolset ve Database Performance Analyzer bölümü bulunuyor. Bu 9 başlık ve Integrated Products'ı da sayarak toplamda 10 başlık altında SolarWinds bütün network ve sistem yönetiminde sizin her şeye sahip olmanızı, hakim olmanızı, takipte olmanızı sağlayan ürünler üretmiş durumdadır. Biraz yönetim konsolundan bahsedelim. Bütün SolarWinds modülleri, size bahsettiğimin hepsi Orion isimli bir web konsolunun üstünde çalışır. Bu Orion web konsolu bildiğimiz normal bir web tarayıcıda görüntülenen bir web sayfasıdır. Şuralarda görebileceğiniz gibi Home, Network, NetFlow, Config gibi section'lar vardır. Bu tablerin hepsi ayrı birer modüldür. Size bahsettiğim modüller bu başlıklar altında gelir. Siz bu modülleri bir paket halinde de alabilirsiniz. İsterseniz ayrı ayrı da alabilirsiniz. Hepsi birbirinden bağımsız şekilde, ayrı şekilde çalışabilir. Örneğin ben sadece NPM almak istiyorum olabilir. NTA almak istiyorum olabilir. Bu şekilde herhangi bir bağımlılık olmadan tek olarak da alabilirsiniz. Yine bütün modülleriniz SolarWinds'in Orion isimli web arayüzü üzerinden yönetilir. Orion mimarisinden biraz bahsedelim. Orion'un temel olarak fonksiyonel yapısı bütün modülleri bu gördüğünüz 6 servisi sağlar. Information Service, Alerting Engine, Reporting Engine, Network Atlas, Scheduled Device Discovery, Database olmak üzere. Siz herhangi bir modüle sahip olduğunuzda SolarWinds'in hangisi olduğundan bağımsız olarak bu 6 modüle sahip olursunuz. Bu ne demek? Bu aslında şu demek. Örneğin herhangi bir modülü aldığımızda siz o modülün işlevlerine yönelik olarak bir alert mekanizmasına kavuşmuş oluyorsunuz. IT yöneticilerinin kendi yazacakları, kendi belirleyecekleri threshold'lara göre istenilen değerlerin dışına çıkıldığında sizi uyaracak bir alerting engine isimli bir motor mevcuttur. Yine çok kuvvetli bir reporting modülü mevcuttur ürünün her bir modül için. Kendi database'i ve database yapısı mevcuttur. Onun dışında her bir modül için yine Scheduled Device Discovery yapabilirsiniz. Bu şekilde ağınıza yeni eklenen cihazları siz müdahale etmeden SolarWinds otomatik olarak algılar ve kendi yapısına dahil edip monitörlemeye başlar. Bahsettiğim gibi Orion komponentleri, modülleri tek başına da kurulabilir. Kendi core'ları içerisinde. Bir paket halinde de alınabilir. Modüllerin nasıl çalıştığından biraz bahsedelim. Primary Web Server dediğimiz bizim Orion'umuzun, arayüzümüzün çalıştığı sunucudur. Bunların altında istenilen modülleri, küçük bu gördükleriniz her biri ayrı birer modüldür. Bunlar yüklenerek yönetim sağlanabilir. Ve Orion Core servisinin altında da siz daha önce bahsettiğim alertler, eventler, reportlar, discovery modülleri her biri için ayrıca mevcuttur. Bunun dışında isterseniz bir süre sonra yapı yetersiz hale geldiğinde Additional Polling Engine denilen modülleri vardır. Bununla ekleme sağlayarak daha fazla nodu yönetilebilir hale getirmiş olursunuz. Bahsettiğim gibi SolarWinds ürünleri sistem kullanılabilirliğini ve performans datasını ölçen ve size bunu kendine has dashboardlarla sunan modüllere sahiptir. Kuvvetli bir reporting modülüne sahiptir. Bunlar dışında bahsetmek istediğim diğer bir konu Application Stack konusu. Application Stack Management isimli bir yapısı da var SolarWinds'in. Şu şekilde bahsedelim. Application Stack Management kısmı sizin nodlarınız üzerinde, sunucularınız üzerinde bulunan application'ları inceler, bütün sunucuları, serverları inceler ve bu nodlardan gelen genel datayı size bir dashboard olarak sunar. Şu da bir App Stack dashboard'unu görüyorsunuz.
Aynı zamanda bir machine learning algoritmasına da sahiptir AppStack. Dolayısıyla şöyle bir yaklaşım mı da mümkündür. Örneğin siz Server and Application Monitor sahibisiniz. Fakat belli bir uygulama, örneğin bir Active Directory uygulaması belli sunucularda fazla şekilde alır türetmeye başladı. Çok sık down olmaya başladı. Application Stack bunu kestirir. Burada bir problem olduğunu tespit eder ve size bunu rapor olarak sunar. Örneğin şurada Applications kısmını görüyorsunuz. 24 uygulamada ben bir problem tespit ettim ve bununla ilgilenmen gerekiyor şeklinde bize mesajlar da gösterir. Aynı zamanda bunu node olarak da filtreleyebiliriz ya da solda gördüğünüz gibi örneğin Windows Server'lar bazında filtreleyerek Windows Server'larda ne problemler olduğunu application mantığında görebiliriz. Böyle bir özelliği de mevcuttur. Şimdi modüllerimizin biraz daha detaylı bahsedimini yapalım. Bahsettiğim gibi daha önce de Network Performance Monitor, NPM modülümüz bizim en temel modülümüzdür. NPM modülü sahip olduğu Network Discovery opsiyonu sayesinde sizin belirlediğiniz IP aralığı altında bir Discovery çalıştırır ve ağ üzerinde SNMP, VMI, ICMP verisi toplar ve bunlara uygun olarak ulaşabildiği cihazların bir listesini size döker. Siz buradan monitörlemek istediğiniz cihazları seçersiniz ve NPM'e eklemiş olursunuz. Daha sonra NPM sizin bu yapınızın her türlü kaynak kullanımını, CPU RAM kullanımını, up down durumları gibi farklı metrikleri anlık olarak monitör eder ve isterseniz de herhangi bir durum değişiminde sizlere bunu alarm yoluyla bildirebilir. Hem SMS opsiyonu mevcuttur hem de e-mail opsiyonu mevcuttur. Hangisini tercih ederseniz bu şekilde nodlarınızı, sunucularınızı, switchlerinizi, routerlarınızı monitör edebilirsiniz. Hem kaynak tüketim açısından hem de hardware açısından incelemeniz mümkündür. Tabii ki bir Active Directory entegrasyonu da mevcuttur. Bu entegrasyonla da bulunan hakimiyeti artırabilirsiniz. Özellikle VMI verileri için daha fazla metreye kavuşmuş olursunuz. NPM modülümüzün arayüzü bu şekildedir. Solda gördüğünüz gibi NPM Summary isimli kısım var. Burada NPM'e eklenmiş nodları görüyoruz. Kendisi otomatik olarak VLAN'ları tespit edip algılıyor. Bir network map çıkarmamız da mümkün. İstersek bu şekilde de yapabiliriz. Burada da NPM üzerinde eklenmiş nodların nodlardan tespit edilmiş alertları, alarmları nod olarak nod bazında görebiliyoruz. Şurada gördüğünüz kısımda Hardware Health Overview isimli dashboardumuz hangi cihazın hardware açısından sağlıklı olduğunu, hangilerinde problem olduğunu görebileceğimiz bir dashboard da mevcuttur. Bunun dışında NPM üzerinde bir NetPet isimli bir servis de vardır. NetPet servisi de örneğin kendi ağınız içinde bulunan iki sunucu arasındaki traceroute işlemini yapar ve bu işlemin ne kadar sağlıklı ilerlediğini, ne kadar milisaniyede çözüldüğünü ve bir noddan diğerine giderken, bir sunucudan diğerine giderken hangi aşamalardan, hangi nodlara uğrayarak geçtiğini görmenizi sağlayan bir yapıdır. Bu şekilde de ağınızda bulunan hakimiyetinizi artırmış olursunuz ve herhangi bir problem olduğunda tespiti çok daha kolay hale gelmiş olur. İkinci modülümüzün ismi NTA modülü. Bahsettiğim gibi Net Flow Traffic Analyzer modülümüz. Flow verisi açık olan cihazlardan topladığı flow datasını bir dashboard'da size göstererek ağınız üzerindeki bandwidth kullanımını, hangi uygulamaların bu bandwidth'i tükettiğini ya da hangi uç lokasyonların bunu tükettiğini, hangi IP gruplarının neler kullandığını görmenizi sağlayan, flow verisiyle görmenizi sağlayan modülümüzün ismidir. Sağda şu kısımda gördüğünüz gibi çok sayıda device support'u mevcuttur. Piyasada bulunan, yani biraz olsun bilinirliği bulunan her bir ürünün, her bir product'ın ve protokolün SolarWinds'de tanımlı olduğundan emin olabilirsiniz. Bu konuda hiçbir sorun yaşamazsınız. NTA'nin arayüzü de bu şekildedir. Bahsetmek gerekirse yine sol tarafta NTA'ya eklenmiş nodlarımızı görüyoruz. Flow verisi gelen nodlarımız. Burada bizim bandwidth'imizi en çok kullanan 10 uygulamayı görebiliyoruz. Yine sağ tarafta 10 IP grubu en çok flow verisinin toplandığı. Ve sağ tarafta şurada top 100 conversation son 24 saatteki en çok konuşan
kendi arasında konuşan, iletişimi bulunan hostları görebiliyorsunuz. Bu şekilde karşılaştırma yapmamız da mümkün. Yine son 25 Traffic Analyzer eventini bize belirleyen, gösteren dashboardumuz da mevcut. Tabii bu değerleri siz istediğiniz gibi customize edebilirsiniz. Örneğin ben en çok kullanılan 100 uygulamayı görmek istiyorum, 10 değil de diyebilirsiniz. SolarWinds dashboardları tamamen customize edilebilir şekildedir. Kendi talebinize göre ayarlamanız mümkündür. Network Configuration Manager yine bizim demirbaş ürünlerimizden bir tanesi. Ağınızda bulunan switch, router, firewall gibi cihazların konfigürasyonunu kendi üstünde tutar. Bunları değerlendirir. Aynı zamanda da belli tarihler aralığında konfigürasyon değişikliği olmuşsa bunu size gösterir. Bu şekilde konfigürasyon değişikliklerini daha kolay bir dashboardla yönetmenizi ve hakim olmanızı sağlar. Kendisi otomatik olarak bir device import opsiyonu da sahiptir. SolarWinds'i tanımlayacağınız SSH login bilgileriyle ulaşabildiği, login olabildiği cihazı otomatik olarak kendi üstüne ekler ve konfigürasyon backup'larını almaya, yönetmeye başlar. Siz aynı zamanda herhangi bir switch'inizin, router'ınızın ya da firewall'ınızın konfigürasyonunu NCM üzerinde de değiştirebilirsiniz. Şu şekilde dashboard'a da bakalım. Yine solda NCM ile yönetilen nodların listesini görüyorum. Son 5 config change'lerin, ayar değişikliklerin hangi nodlar üzerinde yapıldığını bana gösteriyor. Ekranın sağ kısmında gördüğünüz kısımda before and after olarak 3. ayın 30'unda aynı gün içinde bir config değişikliği olmuş. NCM bunu bize bildiriyor ve şu yeşille gördüğünüz kısmın eklendiğini, daha önce çalışan konfigürasyonda böyle bir satır olmadığını bize gösteriyor. Siz bunu dediğim gibi müdahale de edebilirsiniz. NCM üzerinden istediğiniz cihazınızın konfigürasyonunu değiştirebilirsiniz. Ve zaten aynı zamanda sizin belirlediğiniz tarih aralığında NCM kendi üzerinde ekli nodların konfigürasyon backuplarını alır. Her gün alabilirsiniz, her hafta alabilirsiniz. Tamamen cihazınızın ve sizin ihtiyacınıza ve talebinize göre ayarlanmış konfigürasyon menajer ürünümüzün ismi de NCM'dir. IP adres menajer modülümüz network'ünüzde bulunan IP adreslerinin dağıtımlarını yönetmenizi sağlar. Özellikle büyük ağlar için oldukça faydalı bir üründür. IP adres scanning özelliği mevcuttur. Bu şekilde bu özellik sayesinde siz hangi IP adreslerinin ağınızda aktif olarak kullanıldığını tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda DHCP ve DNS sunucularınızla entegre olabilir bu modül. Buralarda skoplar ve zonlar oluşturmanızı sağlar. Yani siz buradan örneğin bir IP adresi rezervasyonu da yapabilirsiniz. Bir DHCP sunucu da çalışır gibi. Bu opsiyona da sahiptir. Bu modülün en önemli özelliklerinden biri de şudur. Siz IP adres konflikti yaşadığınızda bunun tespitini çok kolay hale getirir. Bunun nerede, ne zaman gerçekleştiğini size alarmla bildirir ve aynı zamanda troubleshoot etmenizi de sağlar. IP adres manager modülümüzün arayüzü de bu şekildedir. En çok kullanılan subnetleri görüyorsunuz burada. Burada %100 ulaştığını görebiliyoruz örneğin. DHCP scope'larını görebiliyoruz ve sağ tarafta da IP adres konfliklerini, hangi IP'lerde nasıl bir konflikt yaşamışız, hangi nodda başımıza gelmiş, bunları buradan görüntüleyebiliyoruz. User Device Tracker diğer bir modülümüzün ismi. User Device Tracker ağınızda bulunan Layer 2 ve Layer 3 switchlerin port kullanımlarını, kapasitelerini ve kullanıcıların bu cihazlar üzerindeki otantikasyon durumlarını monitör eden modülümüzün ismidir. Aynı zamanda bir Device Watch List oluşturur bu modül ve şüpheli bir cihaz ağınıza bağlandığında sizin alarm almanızı sağlar. Bu şekilde siz ağınıza herhangi bir bilinmedik cihaz dahil olduğunda anlık olarak bunu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda şu opsiyonu da sahiptir. Portları açıp kapatmanızı da sağlar ilgili cihazlar üzerinde. Aynı zamanda en çok kullanılan özelliklerinden biri de bu modül için History Connection seçeneği mevcuttur. User Device Tracker modülümüzde. Bu şekilde siz cihaza bağlı olan kullanıcıların bilgilerine de erişebilirsiniz. Hangi cihaza, hangi kullanıcı ne zaman bağlanmış ve ne işlem gerçekleştirmiş bunu görebilirsiniz. Bu şekildedir User Device Tracker modülümüzde. Şu şekilde arayüzünü göstermek gerekirse yine ekli olan nodları, Device Tracker üzerine ekli olan nodları görebiliyoruz. En çok kullanılan
portları görebiliyorsunuz bu notlar üzerinde. Diyor ki portların %100'ü kullanıldı. Burada available port kalmadı. Tam kapasite çalışıyor cihaz. Siz buna bu arayüz üzerinden müdahale edip istediğiniz portları kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Ekranın sağında da gördüğünüz gibi. Network Topology Mapper adı üstünde bizim network'ümüzü otomatik olarak bir dashboard haline döken ve birbiriyle olan connection'ları gösteren modülümüzün ismidir. Aynı zamanda bu network topolojisini ve bunların üzerindeki değişimi istenilen tarihte size raporlama özelliğine de sahiptir. Şu şekilde arayüzünü göstermek gerekirsem bunları tamamen tespit eder. Siz burada gerekli filtreleme de yapabilirsiniz. Bu şekilde bir dashboard sunar size. Aynı zamanda bahsettiğim gibi raporlama opsiyonu sayesinde eklenen ya da kaldırılan cihazların size bildirilmesini de belli aralıklarla sağlayabilirsiniz. VoIP and Network Quality Management tool'umuz. Yine adı üstünde Voice over Internet Protocol kapsamında bulunan cihazların gerekli metriklerini monitörlenmesini sağlar. Arama performanslarını sizde görüntüler. Bu şekilde çalışıyor. Burada yine VoIP and Network Quality Management tool'umuzun dashboard'unu görüyoruz. Burada Top SLA operasyonlarını görüyorsunuz. Burada aramaların hangi bölgelerden geldiğini ve bir pie chart gibi görebiliyoruz. Yine VoIP Network'ümüzü monitörlememiz mevcut. Server and Application Monitor yine bizim en temel, en çok kullanılan modüllerimizden bir tanesi, SAM ürünü olarak geçer. Server and Application Monitor sizin hali hazırda Orion üzerinde ekli olan nodlarınızın sunucularınızın üzerinde çalışan bütün uygulamaları tespit eder. Sizin incelemek istediklerinizi belirtirsiniz ve bu uygulamalar bu andan itibaren sürekli olarak incelenmeye başlar. Hangi uygulamanın hangi sunucuda ne kadar performansla çalıştığını, ne kadar CPU RAM tükettiğini, yazma ve okuma hızının ne kadar yüksek olduğunu, ağdaki genişliği ne kadar kullandığını tespit edebilir, görebilirsiniz SAM modülümüz sayesinde. Onun dışında şu da olabiliyor. Örneğin kendi kurumunuz içinde kendi kullandığınız, kendi ürettiğiniz bir yazılım var ve bu genel olarak piyasada olmayan bir ürün. Solaris'in de bunu bilme şansı yok. Ben bu ürünü de monitörleyebilir miyim? Evet, monitörleyebilirsiniz. SAM özelinde belli ayarlamalarla third party uygulamaların, yabancı uygulamaların monitörlenmesi, ne kadar kaynak tüketti, anlık uptime durumlarının izlenmesi mümkündür. Diğer bir modülümüz Web Performance Monitor ürünümüz. Bahsettiğim gibi NPM bizim en temel modülümüzün web performansına adapte olmuş, onun için özelleşmiş halidir. Herhangi bir web sunucularınız varsa, web hizmeti veren uygulamalarınız varsa bunların metriklerini monitörlemenizi sağlar. Diğer bir modülümüzün ismi de Storage Resource ile ilgili olan modülümüzdür. Storage line'ınız üzerinde bulunan her türlü metriyi takip etmenizi, disklerini tek tek incelemenizi, aynı zamanda yazma ve okuma hızlarını gözlemleyebildiğiniz modülümüzün ismidir. Daha önce de bahsettiğim gibi SolarWinds'in vendor support konusunda hiçbir problemi yok. Piyasada biraz olsun bulunan, biraz olsun bilinen bütün uygulamaları tespitini gayet başarılı şekilde yapabiliyor. Şimdi biraz ölçeklenebilirlik durumundan bahsetmek istiyorum. Genel olarak mimariden bahsetmiştim. Enterprise Operations Console isimli bir konsolumuz var. Biz buna Orion diyoruz. Bu arayüz üzerinden bütün nodlarımızı ve modüllerimizi yönetebiliyoruz. Additional Polling Engine opsiyonumuz mevcut. Eğer belli bir ağınızda büyüme varsa, daha önce de bunu tahmin edemediyseniz, mevcut SolarWinds yapınız size yetersiz geliyorsa, Additional Polling Engine dediğimiz modülle nodların kapasitesini, genişliğini artırabiliyoruz. Daha büyük ağları kontrol edebilir, monitörleyebilir hale geliyoruz. Aynı zamanda bir Failover Engine modülümüz de mevcut. Özellikle AK yapısında kurulan SolarWinds'lerde
kullandığımız engine'in ismi de budur. Şöyle görselleştirmek gerekirse Enterprise Operations Console altında bizim temel network'ümüz bu şekilde. Burada bir Orion server'ımız var. Bunu Additional Polling Engine'le besleyebiliyoruz. Aynı zamanda farklı lokasyonlarda bulunan network'lerimizi de inceleyebiliyoruz bu şekilde. Yine bir Orion arayüzü görüyoruz burada. Virtualization Manager bizim diğer bir modülümüzün ismi. Adından da anlaşılacağı üzere sisteminizde bulunan Hyper-V ve VMware sanallaştırılmış sonucuların takibini yapmak üzere özelleşmiş modülümüzün ismidir. Aynı zamanda VDI performansı yönetimi de sağlar. Eğer bir VDI çözümünüz varsa kurumunuz dışında buna ait metrikleri takip etmenizi sağlayan, otomatik olarak algılayabilen yapımızın ismi de Virtualization Manager'dır. Size de Virtualization'a özel dashboardlar sunar. Patch Manager yine bizim en çok kullanılan ürünlerimizden bir tanesi. Hem Windows uygulamaların, Microsoft ürünlerinin patchlerini size bildirir ve uygulamanıza da imkan verir. Bir Patch Manager modülüne sahipseniz istediğiniz sunucuda bulunan herhangi bir uygulamanın ya da cihazın patch'ini buradan geçebilirsiniz. VSUS entegrasyonuna da sahiptir. Aynı zamanda da SCCM entegrasyonu da mevcuttur. Bu sayede third party uygulamaların patch'lerini de takip edip uygulayabilirsiniz Patch Manager modülümüzle. Log and Event Manager SolarWinds'in CM çözümüdür. Real-time log akışını alır ve istenilen tarih aralığında bu loglara ulaşmanızı sağlar. Aynı zamanda sizin belirleyeceğiniz korelasyonları yazma imkanına da sahiptir. Dolayısıyla siz herhangi bir log türemesini türediği anda bilgi sahibi olmak istiyorsanız SolarWinds'in Log and Event Manager modülü size bu imkanı sağlar. Korelasyonlar yazarak şüpheli aktiviteleri anlık olarak bilmenizi sağlar. Aynı zamanda file modifications, deletions gibi işlemler için de siz alarmlar yazabilirsiniz, korelasyonlar tetikleyebilirsiniz. Ya da örneğin permission change durumları için, izin değişiklikleri için herhangi bir log türediğinde bunu tespit eder ve size bildirir. Bir diğer özelliği de USB Defender özelliği mevcut. USB Analyzer özelliğiyle USB aktivitelerini de takip etmenizi sağlar. Database Performance Analyzer, bizim database'ler üzerinde özelleşmiş modülümüzün ismidir. Yine çok güçlü bir üretici desteğine sahiptir. Piyasada bulunan hemen hemen birçok database'i inceler, anlık olarak monitörler. Aynı zamanda read-write performanslarını, ulaşılabilirlik durumlarını ve aynı zamanda sahip olduğu machine learning algoritması sayesinde anomaly detection da yapabilir. Bunun dışında database'ler üzerinde çalışan QL'lerin performanslarını da takip edebilirsiniz. Buna uygun dashboardlara da sahiptir. Bu sayede hangi QL'nin sisteminizi ne kadar yorduğunu ya da ne aşamada olduğunu tespit etmeniz mümkündür. Buradan sonrası artık tool kısmına giriyor. Bizim daha böyle yardımcı tool'larımız, network'la ve sistemle çok da ilgisi olmayan. Bunlardan bir tanesi Web Helpdesk. Tahmin edebileceğiniz üzere bir helpdesk uygulaması, bir uzak bağlantı sağlama uygulamasıdır. Böyle bir modüle de sahiptir. Additional tools'ları şöyle bir değinmemiz gerekirse, Nginx Toolset burada çok bahsedeceğiz. Hemen ona gelelim. Nginx Toolset genel bir tool'un, toolset'inin ismi aslında. İçinde 50 farklı tool var. Farklı çeşitlerde, farklı özelliklerde bu tool'ları kullanabilirsiniz. Örneğin bir Network Discovery tool'u vardır. Yine network yapısını çıkarmak için kullanabilirsiniz. Port Scanner, Switch Port Mapper, MAC Address Discovery gibi özelliklere sahiptir. Aynı zamanda Trace Route yapabilirsiniz. Yine bu toolset içinden ağınızı gözlemleyebilirsiniz. Bir noktadan bir noktada Trace Route detaylarına ulaşabilirsiniz. Subnet Calculator, DNS Structure Analyzer gibi özelliği de vardır. Aynı zamanda en önemli özelliği network üzerine stres testi yapabilmesidir. Nginx Toolset ile bunu sağlayabilirsiniz. Diğer bir
Tool'umuzun ismi de BMW'nin Mini Remote Control isimli tool'dur. Adından anlaşılabileceği gibi uzak bağlantıları gerçekleştirebileceğiniz, aynı zamanda ticketing işlemlerinizi yürütebileceğiniz diğer bir tool da budur. Serbio Secure File and Transfer isimli modülümüz bir FTP client'ı, bir FTP sunucusu gibi çalışır aynı zamanda. Web arayüzü üzerinden sunucularınız arasında dosya transferi yapabilmenizi sağlayan modülümüzün ismidir. Mobile admin ise daha önce de bahsettiğim gibi 40'ın üzerinde uygulamayı destekleyen Active Directory, Exchange, VMware, SQL Server gibi konular için, yapılar için kendine özel yönetim konsolu bulunan bir mobil uygulamasıdır. Bu şekilde mobil uygulama üzerinden sisteminizi anlık olarak takip etmenizi sağlar. Sunumumuz bu kadardı. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, katıldığınız için. Şimdi ben sanırım chat modülünden sorularınız olmuştur. Ona hemen bakacağım. Merhabalar, beni duyabiliyorsunuz değil mi? Tamam yani evet, bu çift kişilik, bundan hem fikiriz. Ama şimdi nasıl bilmiyorum hani. Tamamdır, harika. Bir soru gelmiş mi diye bakıyorum. Zannediyorum soru gelmemiş. Herhangi bir sorusu olan var mıdır? Varsa cevaplayabilirim şu anda. Soru yok sanırım. Sunumu paylaşabilir misiniz? Tabii ki paylaşabiliriz. Sunumu size iletelim Yasin Bey. O zaman şu an için çok teşekkür ederiz. Webinarımız burada bitti. Katıldığınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Yine sorularınız olursa Nebula Bilişim'den herhangi bir tweet açarak bize sorularınızı iletebilirsiniz. Ben buraya mail adresimi de yazayım. Bu mail adresinden istediğiniz zaman bana ulaşabilir ve sorularınızı, taleplerinizi iletebilirsiniz. Burada bitiriyoruz. Tekrar çok teşekkürler vakit ayırdığınız için, katıldığınız için. Görüşmek üzere. Tamam.